Ağalar. Hepimiz her yaşta bir şeyler öğreniyoruz. Ben de şunu öğrendim. Doğru bildiğimiz yol artık doğru değil. Onun için şimdi hepinizin önünde aşiretimiz için en hayırlı kararı vermenizi istiyorum. Genco aşiretinin ağalığını yeniden yeğenim Boran'a verilmesini istiyorum. Sen ne diyorsun oğlum? Ağlar. Söyledikleriyle amcam beni onurlandırmıştır. Bana duymuş olduğu güven benim için çok önemli. Her zaman bazı şeylerin değişebileceğine inandım. Umudumu yitirmedim. İnancımı korudum. Amcam bugün bana çabalarımın karşılıksız olmadığını gösterdi. Anlıyorum ki hiçbir şey boşa değil. Başımız dertte Nalin. Hayırdır, ne oldu? Dilaver Zeliha'yı gördü. Ne diyorsun Sıla? Dilaver gördüyse tamam yani. Anlayıp anlamadığını bilmiyorum. Dilaver nerede peki? İçeride. Abim biliyor. Hayır. O da içeride. Ağalarla konuşuyor. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Neyse, kapatıyorum şimdi. Sıla bacı, gördüler ben öyle değil mi? Merak etme, bir şey olmayacak. Otur Zeliha. Kimdi o? Yani böyle apar topar çıkardığına göre pek güvendiğim biri değil, öyle değil mi? Zinar Ağa'nın oğlu. Doğru söylüyorsun. Pek güvendiğim biri değil. Ama senin mesela ne bilgisi olduğunu sanmıyorum. Yine de emin olamayız tabii. Ne yapacağız? Sen burada bekle, tamam mı? Ben şimdi geliyorum Zeliha. Korkulacak bir şey yok, tamam mı? Genco aşiretinin reisi olmak gurur verici. Büyük bir sorumluluk. Amcam ağlığı tekrar bana layık görmüş. Sağ olsun, amcamın lafının üstüne laf söylemek bana düşmez. Ama ben sıramı savdım anca. Affını istiyorum. Son sözün bu mudur Burhan? Evet amca. Sen ne diyorsun abi? Burhan söylenmesi gerekeni söylemiştir. Bana bir şey demek düşmez. Bence de Burhan'ın kararı isabetli olmuştur. Oruçlarla bir meselesi varken aşiretin ağası sıfatıyla hareket etmesi hayırlı olmazdı. Thank you.
Ağam. Ağam, Gence aşiretinden ağalar gelmiş İstanbul'a. Belli ki meclis toplantısı var. Neden toplanmışlar, öğrendiniz mi? Yok ağam, öğrenemedik. Öğreniriz nasılsa. Peki. İnsan hayatı hiç kimsenin iç meselesi olamaz. Bizim aşiretin meselesi de o olamaz Boran Ağa. Öyle zaten Yusuf Ağa. Aşirette hiç kimse bu durumdan mesul değildir. Ağalar, kim ne derse desin, aşiretin meselesi olsun veya olmasın, ben babası olarak Boran'ın arkasındayım. Ben de Boran'ın amcası olarak. Gerisi size kalmış. Birisinin hayatı söz konusu. Kimsenin buna göz yummasını bekleyemeyiz. Emanet edilmiş. İki can var ortada. Ne oluyor bacım? Zeliha, ver bunları, merak etme. Bana güven. Çıkar üstündekini. Tanıdılar beni. Öyle değil mi? Bir şey olmayacak. Sakin ol. Burası Boran Ağa'nın evi, unutma. Durum ortadadır ağalar. Söyleyecek sözü olan varsa buyursun. Müsaaden olursa benim de söyleyeceklerim var baba. Buyur. Ne diyeceğini Dilaver? Anladığım kadarıyla aşiretimizde her şey değişmektedir. Törelerimizi unutmaya karar vermişiz. İyi. Bu konuda hiç kimsenin şikayeti yok. Lakin Boran Ağa kızı evine alarak Berzan'ın genç aşireti üstüne topyekun saldırmasına sebep olacak. Laflarına dikkat et Dilaver. Nerede olduğunu unutma. Haddini bil. Öyle değil mi Boran? Amcamı duydun Dilaver. Affedersiniz. Özür dilerim, konuşmanızı böldüm. Ama misafirimden bahsettiğinizi duydum. Uygun görürseniz bir şey söylemek istiyorum. Sıla. Buyur kızım, çekinme. İlk olarak sizi misafirimle tanıştırayım. Gel. Feride. Feride okumak istiyor. O yüzden evden kaçıp gelmiş İstanbul'a. Siz büyüklerimden bir şey istiyorum. Çok büyük bir şey değil aslında. Sadece Feride'nin ailesiyle konuşup onları buna ikna etmeniz. Demek bu hanım kızımız bu nedenle misafir olarak bu evde tutulmakta. Tamam. Okuması için ailesiyle konuşur, onların rızasını alırız. Başka bir yere mi gitsin? Bizim eve çok yakın burası. Korktun mu? İşte o senden sonra okula. Alışkın değilsin belli. Ne korkacağım ya? İlk defa mı okulu kırıyorum ben? İyi, o zaman söylenme. Sen doğru olanı yapmışsın oğlum. Emanete ihanet olmaz. Allah yardımcın olsun. Gelin hanımı da tebrik etmek lazım. Aferin ona. Evet. Sıla iyi düşünmüş. Dilaver'e dikkat et oğlum. Sağı solu belli olmaz onun. Güce karşı boyun eğene temkinli olmak lazım. Haklısın baba. Berzan da Cihan gibi güç göstermeyi sever. Hı-hı.
Emin misin istemedin Edir abi? Bak hamam da var ha. Yok, sağ ol. Sen bilirsin. Ara sıra yapmak lazım. Canlandırıyor insanı. Demek baban ağalığı Boran'a devretmek istedi ha? Kendi oğlu dururken. Keşke Cihan yaşasaydı. Hayat ne kadar kolaylaştırdı. Herkes için. Kader. Öyle. Müsaaden olursa ben artık gideyim. Sıkılmışsın sen. Haydi evine git. Görüşürüz. Haberlerini bekliyorum Dilaver. Arayı açma abi. Elimden geleni yapıyorum. Buralarda gördüğüm kız, senin aradığın kız olsaydı ben de çok rahatlayacaktım. Rahatlarsın, rahatlarsın. Sen kendine dikkat et. Görüşürüz. Ay büyümüş. Kocaman olmuş benim torunum maşallah. Yakında yaren de gelecek. O zaman değmeyin paşamın keyfine. Bir de babaanne deyip elimi öptüğü günü bir görsem yüreğim gam yemez. Hakikaten ana ya. Beraber oynadıklarını görsek. Yarenle yaramazlıklarını. Ana. Kime diyorsun? Duyuyorum seni kızım, duyuyorum. Oh, torunu gördün bizim pabuç hop. Tamam. Tamam olur Ayşeciğim. Olur mu kızım öyle şey? Hepinizin yeri ayrı. Çok sevindim. Hadi geçmiş olsun. Konuşuruz sonra. Abim, var mı bir isteğin arzun benden ha? Sağ olasın. İyi. Ben de gelin ağamla konuştum şimdi. Sana çok selamları var. İyi olduğunu duyunca pek sevindiler vallahi. Artık iyileşsin, aramıza katılsın diyor. Ben de az kaldı dedim. Abim güçlüdür. Çarçabuk toparlanır dedim. Değil mi abi? İyisin değil mi abi? İyiyim. İyi abim benim. Şivan'ı yoğun bakımdan çıkarmışlar. Hızla iyileşiyormuş. Oh şükürler olsun. Firuza'ya da söyleyeyim de bir ziyaretine gidelim. Nalin abla, ne zaman gideriz eve? Emir'e söz vermiştim de akşamüstü sana börek açacağım diye. Bak sen çakala, iki günde tavlamış kızı. Ben sana diyeyim Ferde, ona pek yüz vermeye gelmez. İstanbul'a geldi geleli 2 kilo aldı. Yemese de olur, boş ver. Kızım, çoktandır görmedim Bedar'ı. İyidir inşallah. Teşekkürler, iyi. Ana, he. İstersin, beraber gidelim. İstemez olur muyum hiç? Tabii tabii, iyi olur. Ağam, beni emretmişsiniz. Bu Bora'nın karısı. Sıla'nın ailesini araştırın demiştim. Araştırdık ağam. Neler yaparlar, nerede yaşarlar hepsini öğrenemediniz. Evde misafir ettikleri bir kız varmış. Kimdir, necidir öğrenin. Dilaver sizin meseleyle ilgisi yoktur diyor ama bir numara dönüyor olabilir. Gözünüzü dört açın ha. Peki ağam. Sen yemek yedin mi Zivan? Yedim yedim ağam. Afiyet olsun. Nurhan, biberonu koydun çantaya değil mi? Aramasınlar. Koydum Sıla Hanım, mamasını da koydum. Sağ ol. Bir de kahve verirsen bana. Hemen. Efendim Ceren Hanım. Alo Sıla Hanım. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama şu bizi uğraştıran dava ile ilgili. Dinliyorum. Karşı taraf uzlaşmak istediğini bildirdi. Ben ön görüşmeye gittim. Anladım. Ama ben bugün ofise gelemeyeceğim Ceren Hanım. Siz bana gelebilir misiniz? Zahmet olacak size de. Tabii sorun olmaz. Hemen geliyorum o zaman. Görüşürüz. Emir, nereye? Siz gidin. Ben yetişirim size. Siz niye takip ediyorsunuz beni? Kim takip ediyor? Biz mi? Ediyorsunuz abi. Görmüyor muyum? Boran abim size vermeyecek o kızı. Bu şerde peşimde dolanıp durmayın. Dur! Nerede kaldı bu ya?
güzel kokuyor. Ne bu? Bak bakalım. Evet. İyi. Getirin. Berzan yanmasın, bu söndüreyim mi? Dur şimdi, dur. Beceremezsin sen. Elini hamuruyla karışma diyeceğim ama uymayacak. İstediğin her türlü değişikliği yapabiliriz. Bak burası senin evin. Her şey istediğin gibi olsun istiyorum. Babamlar merak etmiştir. Etmemiştir. Babaannem anneme vermiş, nişanında. Ona da kayınvalidesi almış. Denemeyecek misin? Ne evini, ne hediyeni istemiyorum. Vazgeç, bırak beni. Zorla olmaz. Takmana yardım edeyim. Görmüyor musun? İstemiyorum. Başkasını seviyorum ben. Sağ ol. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yoktur. Yiyecek bir şeyler hazırlatayım sana. Hiçbir şey yemedin. Canım hiçbir şey istemiyor. Zeliha, bu senin için olmasa bile bebeğin için önemli, biliyorsun. Biliyorum ama içim almıyor. Ben sana süt hazırlatayım. En azından onu iç. Hadi dinlen biraz. Ben
Bedel Han'ı görünce şaşırdım Bedel kadın. Unutmuşuz biz. Ne güzel büyümüş maşallah. Öyle oldu vallahi hanımım. Çoluk çocuk burnumda tütüyor. Bir başımıza kaldık oralarda. Yalnızlık zor. Biz de bu koca şehirde kaldık bir başımıza. Konu komşu yok, kimse yok. Ne kapımızı çalan var, ne de biz gidip birilerinin kapısını çalabiliyoruz. Ama çok şükür, çocuklarım yanımda ya. Tabii tabii, şükret. Nasıl, Emir okula alışabildi mi? Alıştı, alıştı. Mardin'e gelseniz. Boran Ağa nasılsa burada. Çocuklara göz kulak olur. Siz de arada gelir gidersiniz. Ben de istiyorum Mardin'e dönmeyi. Ama işte bizim biraz burada kalmamız icap etti hanım oğlum. Ne o bedel kadın? Sende bir hal var. Söyle, bir şey mi oldu? Çocuklar mı üzdü? Yok. Yok, çok şükür. Ben çocuklarımdan yana bir şikayetim yok. Sen kuvvetli kadınsındır. Bırakmazsın kendini. Ne oldu? Bedar. Bedar, iç bir yudum. Söylesene, ne oldu? Hastayım ben hanıma. Hastalık hepimiz için Bedar kadın. Artık fen ilerledi. Çaresi bulunur. Bulunur elbet. Kanser olmuşum ben hanıma. Çıkıyor musun? Ben bırakayım seni. Yok. Bugün evdeyim. Ceren Hanım uğrayacak. Peki. Ben çıkacağım. Şivan'ı uğrayacağım. İyi yaparsın. Ayşe ile konuştum. Şivan'ın sağlığı iyi gidiyor ya. Çok mutluydu. Evet. Neyse ki iyi olacak. Baban nerede? Amcamla buluşmaya gittiler. Abi kardeş dertleşecekler herhalde. İyi yaparlar. İkisi de çok bunaldı bu olaylardan. Bu sabah yine karımla gurur duydum. Dedim ki ne akıllı bir karım var. Ne güzel bir sevgilim var. Ne hakikatli bir arkadaşım var. Ben ne şanslı bir erkeğim dedim. En güzel özellikler bir kişide toplanmış. O da benim sevdiğim. Ama benim sevgilimi itiraf etsin ki bu sabah çok korktu. Zela'yı çıkartacağım diye. Anlamadığımı mı sandın? İtiraf et. Bazen ne kadar çok konuşuyoruz. Her zaman ben çıkıyorum. Geç kalma. Hadi dikkat et kendine. Olur. Ağam. Bırakın beni. Şey iyi, iyileşiyordum. Ama doktor işte birden ameliyat olacağım deyince içime bir korku sardı hanıma. Kolay mı? Bıçak altına yatacağım. Kolay değil elbet ama doktor lazım diyorsa.
Ben olmayacağım ameliyatı, istemiyorum. İstemiyorum demekle olur mu Bedar? Sağlık başka şey. Daha gençsin. Çoluğun çocuğun küçük. Ben yenerim diyordum. Madem o kadar küçüldü, ameliyatsız da küçülür gider. Kaybolur evvelallah. Acele etme. Çocuklarını, torununu düşün. Bak, ikincisi de yolda. Sağlıkla büyüdüklerini, mürvetlerini görmek istemez misin? Olmayacağım ameliyat diye kestirip atma. Düşün yine Bedar kadın, olmaz mı? He? Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Sen yemeyecek misin? Yok, ben yedim. Size afiyet olsun. Sağ ol kızım. Babam olsaydı gurur duyardı seninle Ziner. Bugün yaptıkların diğer ağalara da örnek olmuştur. Sağ ol abi. Gönlüm artık daha rahat Ziner. Benim ağalımdan daha iyisini yapacağına kuşkum yok. Keşke ben de senin gibi görebilsem abi. O kadar çok hata yaptım ki. Babamın bir lafı vardı. Hatası olmayan kişi hiçbir şey yapmayandır. Öyledir abi. Lakin bu hataların telafisi olur mu bilmem onu. Sana zarar verdim. Yeğenime zarar verdim. Hatta bütün aşirete. En yakınımdakine bile. Oğluma, gelinime. Kararım bellidir. Dilaver'le evleneceksin. O zaman çek vur beni baba. Ben bu eve Cihan'a kadınlık etmeye geldim. Öyle de ölmek istiyorum. Namusumla, şerefimle vur beni. Dilaver'le evliliği ta en başta bu eve gelin olurken kabul ettin sen. Cihan'ın kadını olurken kabul ettin. Bilmez misin? Gelinliğiyle bu eşikten adımını atan kefeniyle çıkar. Daha başka bir laf işitmeyeyim senden. Benim doğru diyebildiklerimin kurbanı oldular. Bir oğlumu toprağa verdim abi. Takdiri ilahi dedim. Sineye çektim. Ama değerini kaybediyorum. Sapasağlam. Ama kaybediyorum. Her gün biraz daha uzaklaşıyor. Uzaklaşıyor. Şimdi düşünüyorum da, haksız da değil. Günahı olmayanın sevabı da olmazmış Sinar. Hepimiz doğru bildiğimiz şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Hatalar da yapıyoruz. Kaçamıyoruz. Önemli olan hatayı fark ettiğin anda durmak. O hatayı kabul edip telafi etmeye çalışmak. Haklısın abi. Haklısın. Hoş geldiniz Ceren Hanım. Hoş bulduk. Buyurun şöyle geçelim. Geldiğiniz için teşekkürler. Zahmet oldu. Rica ederim. Nasıl geçti toplantı? Uygun bir öneri var mı? Fena değil. Birkaç alternatif var. Sen Burhan abimin arkadaşıysan niye ben bilmiyorum? Sen her şeyi bileceksin yani. Evet, hiç söylemedin. Gerekmemiş demek ki. Hadi abi. Tatsız tuzsuz. Değilsen belki hasta yeme gider. Abi, burası hastane ya. Ben hasta da gelem Ayşe. Geçmiş olsun Şivan. Allah razı olsun abi, sağ ol. Sen rahat rahat yemeğini ye. Ben şöyle oturayım. Ben müsaadenizi isteyeyim abi. İyi gördüm Şivan seni. İyi yamağım. Sayende daha da iyi olacağım inşallah. İyi olacaksın tabii. Bana verilmiş sözüm var. Daha yapacak çok şeyimiz var seninle. Tamam ah. Ah.
Peki bu sözleşme hukuki açıdan bir problem yaratır mı? Hayır Sıla Hanım. Zaten söz konusu anlaşmadan onlar da haberdarlar. Kusura bakmayın, temizlik yapılıyordu. Ben bir bakayım. Sıla bacım. Zeliha. İyi misin? Gidiyor musun? Evet. Sana söylemiştim değil mi? Şivan bizi yarı yolda bırakmaz diye. Çok şükür Allah'a. Bırakmadı. Hadi. Abini daha fazla yalnız bırakmaya gelmez. Yanına git. Tamam ağam. Efendim. Şimdi nasıl? Tamam. Geliyorum hemen. Senin enişten güzel basketbol oynardı. Sen de oynuyor musun? Yok, ben futbol oynuyorum. Futbol? İyi oynuyor musun? İyi oynuyorum. Bir maçta 5 gol atmıştım. Görelim bakalım. Doğumun yakın mı? Yakın sayılır. 2 ayı var. Nasıl oldun Zeliha? Daha iyiyim. Aradım doktoru, gelecek hemen. Şeker düşmüş olabilir. Şeker hastalığın var mı? Doktor test yaptı dedi de yaptıramadıydım. Bütün gün bir şey de yemedin tabii. Yemedim. Kesin şeker düşmüş. Bir meyve suyu seni hemen kendine getirir. Nurhan! Ne yani? Hiçbir şey yapmayacak mıyız? Ne yapabiliriz ki? Polise haber verecek halimiz yok ya. Ya kaçırdılar Semir'i? Kendi gitmedi mi oğlum adamların yanına? Tanıyor belli ki. Bilmiyorum. Okula haber versek kaçtığımız anlaşılır. Haber vermemiz lazım. Başına bir şey gelmiş olabilir. İyi ya, ben tek giderim. Hani? Sağ nerede? Şimdi ben sana bir okus pokus yapacağım. Sağ ortaya çıkacak. Hadi canım sen de. Ya Boran ağam yapamıyor mu? Yok. Ben istesem Boran ağam her şeyi yapar. Ama ben istemiyorum. Doğrudur. Bilirim Boran ağam yapar. Sıla. Nasıl oldu? İyi, dinleniyor. Doktor hamileliğe bağlı diyabet olduğunu söyledi. Ne yapacağız peki? Özel bir diyet verdim. Beslenmesine dikkat edecek. Endişelenecek bir durum yokmuş. Ama korkuttu bizi. Biz kim? Bir sorunumuz olabilir. Özür dilerim, geciktim. Ne demek Ceren Hanım? Mühim olan sizin burada olmanız. Gerisi teferruat. Olsun, ben neden sonuç ilişkisini açıklayayım da içim rahat etsin. Ha, diyorsun ki illa avukatlığımı göstereceğim. buyurun, sizi dinliyorum. Sıla Hanım'ın evine gittim. Şu bizi uzun zamandır uğraştıran davayla ilgili görüşecektik. Belki uzun sürdü. Yok hayır, onu görüşemedik maalesef. Küçük tatsız bir olay yaşandı. İşte haliyle uzadı. Hayırdır? Ne tatsızlığı? Hayırdır hocam? Bizim oğlan bir yaramazlık mı yaptı? Ne? Ne zaman? Tamam. Hadi ya. Koşsana. Al şu topu. Bak top da böyle çalmış işte. Foul yaptı ya. Adamın yere düştü. Ama hakem görmedi. Foul'ü yedi ama. Nasıl görsün? Gerçek hakem değil ki. Belli zaten. Foul'ü yedi resmen. Belki gol atardı. Hop. Ha. Hadi ala bakalım, alabilecek misin? Vallahi aldı. Ha, aldım işte. İyi ki geldin.
Ne zamandır böyle misafir hasret kalmışız? Ben de evde misafir seviyorum. Sizin eve de gelir mi sık sık? Bazen. Ceren Hanım dürüst ve güvenilir biri. Ama Dilaver'le aralarında bir yakınlaşma var sanırım. Zela'yı görmüş olması iyi değil tabii. Her şey o kadar ani oldu ki engel olamadım. Keşke hiç çağırmasaydım. Olmuş bir kere. Nereden bileceksin ki? Umarım Dilaver'e söylemez. Umarım. Demek hamileydi kadıncağız. Evet, doğumu da çok yakınmış üstelik. Görsen Sıla Hanım o kadar korktu ki. Ama ben çıkarken durum iyiydi. Allah Allah. Boranlara çok fazla misafir gelmez ama kim acaba? Bilmem ki ama buralardan biri değil, sizin taraftan herhalde. Olabilir. Neyse ne diyelim, geçmiş olsun. Aslında Dilaver'le ilgili bir yargıya varmam mümkün değil. Son zamanlarda değişmeye başladı. Ne anlamda? Ne bileyim. En azından uzun zamandır şirkette sorun yaşamıyoruz. Ümmü'yle de konuşunca karar veremedim. Ama gözle görülür tek bir şey söyleyebilirim. Dilaver Ceren Hanım'a karşı bir şeyler hissediyor. Umarım dediğin gibidir. Ama ne olursa olsun Dilaver'e güvenemeyiz. Efendim. Buraya gelmemiz iyi oldu. Bazen böyle küçük molalara ihtiyacı oluyor insanın. Öyle. Hatta bazen hayat sırf bu molalardan ibaret olsa diye düşünüyor insan. Her şey yolunda mı? Pek sayılmaz. Ama yoluna girebilir. Ceren, benim bir seçim yapmam gerekiyor. Baba ne oldu? Niye yukarı gelmedin? Ağam Sıla'ya bir şey söylemedin değil mi? Yok, çıkacaktım zaten. Ne oldu baba? Emir yok ağam. Okuldan aradılar. Ne demek yok? Okuldan çıkarken iki kişi gelmiş, arabaya bindirmişler, hep beraber gitmiştir ağam. Kesin o şerefsizin iştir ağam. Yerini söyle bana, gidip kafasına sıkayım ağam ya. Baba, sakin ol. Sakın böyle bir şey yapmaya kalkma. Ben halledeceğim. Emir'i alıp getireceğim. Ben de seninle geleyim ağam. Sen okula gidip dinlen al baba. Ne olur ne olmaz. Doğru söylüyorsun ağam. Başka kimse biliyor mu? Yok, kimseye bir şey söylemedim. Ağam, o adam oğlumun kılına zarar verirse kesin öldürürüm onu. Onun derdi benimle baba. Emir'e zarar vermez o. Onu tanıyorum. Beni ayağına getirtecek. Kendine güç gösterecek. Hepsi bu. Emir'e bir şey olmayacak. Sağ olasın ağam. İçin rahat olsun. Arabamı getirin. Peki abi. Öyle oldu işte. O da okuyacağım demiş, kalkmış gelmiş İstanbul'a. Çok akıllı ha. Doktor da olur, mühendis de. Ne isterse olur. Demek Feride ablan kalkıp buralara gelmiş. Okumak için ha? He, okuyacak. E sen? Sense kalkıp okuldan kaçıyorsun. Öyle mi? Yok. Ben de okuyorum. Böyle oldu bu sefer. Arkadaşlar deyince. Neyse. Olur arada böyle şeyler. Ne yapacaktınız arkadaşlarla? Sinemaya gidecektik. Ama olmadı işte. E madem sinemaya gidecektiniz. Sen onun olmuş bil.
İstanbul'da doğdum ve büyüdüm. Hep burada yaşadım. Burası balıkların istiflendiği yer. Aşık'la Gönör de ne komik hayvanlar diyor. Öyle. Ama ben yürüyüşlerini hep takdir etmişim. Ben Gönör'e böyle nasıl yürüyorlar ki? En büyük olayıydı. E onlar da senin için aynı şeyi düşünüyordu. Ağam. Boran ağa arıyor. Alo Boran. Emir'e anlaya geliyorum. Haber vereyim dedim. Ben de seni bekliyordum. Burhan abim geliyor mu? Vereyim konuş. Alo. Emir. Neredesin Burhan abi? Geliyorum Emir. Berzan abi enişten gelecek demiştin. Ben de merak ettim. Birazdan oradayım. Tamam bekliyoruz. O müthiş bir kadın. Herkes ona hayran. Herkes ona saygı duyar. Onu sever. Bir gün ben de onu afiyet olsun. Sağ olasın bacım. Zahmet oldu. İstediğin bir şey var mı? Yok, sağ ol. Başka bir isteğiniz yoksa ben döneyim. Sağ olasın abay evladım. Seni de işinden gücünden alıkoyduk. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Hoş gördük kızım. Bu gece Mardin'e dönüyoruz Sıla kızım. Gelmişken kalsaydınız keşke. Zinar'la öyle konuştuk. Ümmü'yü de alıp döneceğiz. Boran'ın haberi var mı? Konuştum ben. Haberi var. Hem böyle zamanlarda aşiretin başında olmak gerek. Münasip olan da budur. Öyle karar verdiyseniz yine gelin ama. Geliriz tabii kızım. Neden olmasın? İzninizle ben Bedir Hanım'ın amasını yedireyim. Ben de geleyim sizinle. Baba. Ne yapıyorsun burada? Bakıyorum. Baktıkça da farklı şeyler görüyorum. Gözümü kapatıp açtıkça bile değişiyor bu şeyler. Onca zaman sonra fark ettim ki her şeye gözlerimi kapamışım. Sadece bildiğimi okumuşum. Görmediklerim ya da görmek istemediklerim o kadar çok şey olmuş ki. Hepsini şimdi daha iyi anlıyorum. Maşallah benim güzel yavruma. Keşke hemen gitmeseydiniz. Bediran da özlüyor sizi. Değil mi oğlum? Hadi bakayım. Yine gelin de babaanneye. Geliriz, gene geliriz. Sıla, bedel kadınla konuştuk biraz. Hastalığını söyledi. Öyle oldu maalesef. Kimseye söylememizi istemedi. O yüzden size de haber veremedim. Ama neyse ki erken teşhis. İyi gidiyor tedavisi. İyileşecek. Size söz etmemiş galiba. Ameliyat olması gerekiyormuş. Ama kendisi istemiyor. Olmayacağım diyor. Thank you.
Galiba geç kaldım. Şimdiye kadar görmediklerimi. O kadar yabancıyım ki. Ne yapacağımı, ne edeceğimi bilmiyorum. Bütün bunları anlamaya, öğrenmeye ömrümü vefa eder mi? Onu da bilmiyorum. Bu gece gidiyoruz Dilavar. Umut'a gelmek istediğini söyledi. Öyle mi? Bana göre senin de gelmen... Baba, bunu konuşmuştuk değil mi? Tamam. Tamam. Bir şey demiyorum. Madem gelmek istemiyorsan gel. Dilaver dikkatli ol. Tamam. Tamam baba. Allah Allah. Niye öyle söylüyor ki acaba? Bilmiyordum böyle düşündüğünü. Sen annen iyi olsun. Bir an önce sağlığına kavuşsun istiyorsun elbet. O yüzden senin için olması gereken belli. Ameliyat olsun bitsin istersin. Ama bir de bedel kadının tarafından bakman icap eder. Biliyorum, hiç kolay değil. Ama iyileşmesi için bu gerekliyse... O istemez mi iyileşmek? Dirayetli, kuvvetli kadındır Bedar. Sizlere sezdirmez elbet. Lakin o da korkar, üzülür. Öyle değil mi kızım? Öyle mutlaka. Unutma, bu derde yakalanan o. İyileşecek evvelallah. Ama desteğe, anlayışa, sabra ihtiyacı var. Teşekkür ederim Kevser Hanım. İyileşecek. Mardin'de hep beraber olacağız gene, göreceksin. Demek okuldan kaçmış ha? Nereye gider ki? Nereden bileyim kızım, bilmiyorum ki ya. Bundan sonra her teneffüs tepesindeyim baba. Söz. Aferin kızım. Göz açtırmıyorsun o sıpaya, tamam mı? Ya arada size böyle bağırıp çağırıyorum. Niye bağırdığımı biliyorsunuz değil mi? Ya size bir şey olacak diye aklım çıkıyor ha. Biliyorum baba. Burası balıkların istiflendiği yer. Ömrümde duyduğum... En saçma iş ama ne yapayım, orada çalışıyor. Annemi biraz olsun yakıştırmak için tabii. Sevgili İstanbul. Geçici bir yer burası. Misafirimiz mi gelmiş? Yavaş, evet abi. Önce Serdar'ı istedi. Oradan Osman. Hoş gelmiş. Ve sonunda balık belediyesi istedi. Sen devam et. Çalıştık. İsmi lazım olmayanların aksine üzerinde buzla dolaşan hayata gidip. Evim mi? Hemen şurada önünde sört tahtaları olan evi görüyor musunuz? İşte o evde abim Glenn ve annemle beraber yaşıyorum. Estağfurullah, buyurun geçin. Hoş geldin Bora. Emir iyi. Merak etme. Film izliyor. Merak etmiyorum zaten. Seni tanıyorum. Doğru. Tanırsın. İyi oldu ama arkadaşlık etti bana. Burhan'a hoş geldin. Hazır mısın? Film yarım kaldı ama. Berzan Hanım'la futbol oyunu oynadık. Hakem taraf tuttu ama... Gene benim takım kazandı. Sonra çizgi film seyretmeye başladık. İşte sen geldin. İyi de ettin. Ben de ne zamandır evimde ağırlamak istiyordum seni. Kısmet bugün aymış. Evet. Bugün böyle oldu. Şş,
Sonunda evde izlersin artık ha. Sağ ol. Bir şey değil. Sağlıcakla. İşi güzellikle halledemeyeceğiz demek. Zümer! Buyurun ağam. Ceren Hanım. Alo. Evime biri girmiş. Çok korkuyorum. Hala içeride olabilirler. Ne diyorsun sen ya?
Tamam, dışarıda bekle. İçeri girme, ben geliyorum. Aklında neler geçiyor Burhan? Zeliha'nın güvenli olabileceği bir yer düşünüyorum baba. Burası işte. Hem gözümüzün önünde olur. Hem de kimsenin aklına gelmez değil. Dilaver Zeliha'nın burada olduğunu öğrenmiş olabilir. O zaman Berzan'da öğrenebilir diyorsun ha? Bak sana enerji kaynağımı getirdim. Ben ne zaman bedenini yapsam içim ferahlar. Belki sen de kendini daha iyi hissedersin. Öyledir tabii. Senin de yakında bebeğin olacak. Beni daha iyi anlayacaksın. İnsanın yaşama sebepleri öyle değil mi? Öyle. Onun her geçen gün büyüdüğünü görmek, senden, sevdiğin adamdan izler taşıdığını görmek insanı hayata bağlıyor. Çocuğunda sevdiğin adamı görmek güzel şey. Bedirhan. Hadi bakalım. Oy 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 oy. Paşa paşa paşa. Korkma. Bakacağız artık çaresine. Bundan sonra evi koruması için birkaç adam gönderirim buraya. Güvende olursun. Kimseyle bir alıp veremedim yok ki. Böyle bir şey kim niye yapar anlamıyorum. İşte insanlar çeşit çeşit. Bazısının sağ solu belli olmuyor. Durduk yerde hadise çıkarmak istiyor. Etrafı inceledik ama kayda değer bir ipucu yok. Çalınan bir eşyanızın olmadığını da söylüyorsunuz. Hayır yok. Belli ki biri sizi korkutmak istemiş. Çevrenizde anlaşmazlık yaşadığınız biri var mı şüphelendiğiniz? Hayır. Yani sanmıyorum. Bilmiyorum. Olayın şokunu atlattıktan sonra daha sağlıklı düşünürsünüz. Aklınıza bir şey gelirse bize haber verin. İyi akşamlar. Şuranın haline bak. Ne yapacağım ben? Gece vakti temizliğe girişmeyi düşünmüyorsun herhalde. Hadi kalk, gidiyoruz. Ceren, gece burada uyumayacaksın değil mi? Hadi. Eğer Berzan Zeliha'nın burada olduğunu öğrenirse bir şekilde eve girmeye çalışacaktır. Gözünü karartmış vallahi. Yapabilir mi bilmem. Ama en azından dener. Evdekileri bu kadar büyük bir riskin altına sokamam. Haklısın. Peki Zeliha için aklında başka bir yer var? Sanırım var. Ben geldim. Ama isterseniz sonra geleyim. Yok. Senden sakladığımız bir şey yok. Saklamak başka, söylememek başka. Başka tabii. Bozacının şahidi Şıracı. Sıla, Tarabya'daki evi müsait mi? Müsait. Neden? Şimdi tabii bizim de hatalarımız olmuştur. Annenizin de gülanma en çok benim. Bizim varımız yokumuz sizsiniz. İnsan hayatta başka ne ister ki? Bütün derdimiz siz acı çekmeyin. Kimse sizin canınızı yakmasın. Üzülmenizi, darılmanızı biz ister miyiz değil mi? Biliyoruz baba. Hiç darılır mıyız size? Asıl siz bize darılmayın. Yemin. Okuldan bir daha kaçmayacağım. Derslerime de çok çalışacağım. Benden de söz. Aferin, akıllı çocuklarım ben. Ay, aslandır benim. Kuzularım. Oy. Bu da nasıl oluyor ana? Hem aslan hem kuzun. Bak aynı işte böyle senin gibi oluyor Sıpa. Hadi kalkın gidin yatın çabuk. Ha, tamam oldu işte. Aslan kuzu Sıpa. Hadi. Bak bir de alay geçiyorlar analarıyla. Hadi gidin yatın çabuk. İyi geceler. Hadi yavrum size de. Bedir.
Böyle ne güzel değil mi? Ailece hep bir aradayız. Çoluk, çocuk, sen, ben. He, çok şükür Celil. İnsan çok hayatta şükür. Başka ne ister ki, değil mi? Tamam Celil, tamam. Anladım. Ne anladın? İşte, anlayacaksam onu anladım. Ya o kadar inat etme de o işe ameliyatı. Bir an önce kurtuş illetten ya. Ailece yüzümüz gülsün, ağzımızın tadı değişsin. Dediğimi anladın değil mi? İşte tas tamam da bunu anladım Celil. Ya sen ne kadar anlayışlı bir kadınsın ya. Abi, var mı benden bir isteğin? Yok, sağ olasın. İyi, ben bir koşu markete gideyim. Peçete falan alayım, lazım olur. He? Acele etme. Benim bir şeyim yok. İyi abi, ben hemen gelirim. Hadi abim. Ayşe, bir şey oldu mu? Yok yok, korktum biraz o kadar. Ben gideyim Hüseyin. Nasıl oldun Şivan ağam? İyisindir inşallah. İyiyim çok şükür. Benden bir istediğin var mı diye ben gelmiştim. Geç hele. Otur şöyle. Bu iş olmaz Hüseyin. İyi çocuksan. Lakin bu iş olmaz. Ayşe benim hayattaki tek şeyim. Onun üzülmesine dayanamam. Anan gelip benimle konuştu. Evime dul gelin almam diye. Belli ki sizin bu iş olsa bile kötü davranacak Ayşe'ye. Göz göre göre bacımı ezdirtmem Hüseyin. Anladın de gel. Yüzüme bak hele. Uzaklaş Ayşe'de. Eğer onu gerçekten seviysen, uzaklaş. İşte hazır. Yani sayılır. Gerçi biraz yamuk oldu ama yatınca zaten bozuluyor değil mi? Çok teşekkür ederim. Çok zahmet oldu. Ben aslında bir otelde de kalabilirdim. Sen ne diyorsun Ceren? Ne oteli? Gece vakti bir başına otelde kalacaksın öyle mi? Size biraz tuhaf gelebilir ama ben 19 yaşından beri her işimi kendi başıma halletmeye alışkınım zaten. Doğrudur. İnanırız. Ama elimde olsa bu hayatta seni bir dakika bile bir başına bırakmam. Neyse. Geç oldu değil mi? İyi geceler. Sana da. Bir şeye ihtiyacın olursa. Tamam biliyorum. Oldu. Afiyet olsun. Aferin sana. Doktorun verdiği diyet aynen uygulanacak. Söz mü? Tamam söz.
Ben birazdan çıkacağım. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, sağ ol. Tamam. Senin için birkaç parça bir şey hazırlattım. Sen de toparlanırsan yavaş yavaş iyi olur. Aklına başka bir şey gelmesin. Aslında gitmeni hiç istemiyorum. Sadece orada daha güvenli olacaksın. Sen de ufaklıkta. Sağ olasın bacım. Allah razı olsun. Evde yalnız değilsin zaten. Bir şeye ihtiyacın olursa Nurhan'a seslen, tamam mı? Merak etme Zeliha. Her şey yoluna girecek. Görüşürüz. İki dakika sabredemedin ha. Günaydın, kolay gelsin. Günaydın, uyandın mı? Hadi gel, kahvaltı hazır. Eline sağlık, zahmet olmuş. Vallahi biz ona zahmet demeyelim de eziyet diyelim istersen. Çünkü neden? Beceremediğin işi yaparsan ne olacak? Böyle eline yüzüne bulaştırırsın değil mi? Ben hazırlasaydım keşke. Yok ya, estağfurullah, olur mu? Sen misafirsin. Telefon çalıyor galiba. Öyle mi? Hiç farkında değilim. Açmayacak mısın? Açacağız artık. Ne yapalım? Efendim. Günaydın Dilaver. Uygunsuz bir zamanda aramadım umarım. Biraz öyle oldu. Peki. Müsait bir zamanda uğra da konuşalım. Uğrarım. Bu arada Ceren Hanım'a selam söyle. Kusura bakmasın. Evini biraz dağıttık. Bak sen akıllı olmazsa, kızcağızın başına daha tatsız şeyler de gelecek ne yazık ki. Anlıyorsun değil mi? Ben seni arayacağım. Ne oldu? Kötü bir haber mi? Yok değil. İş. Hadi soğuyor. Hadi afiyet olsun. Sana da. Günaydın. Sabah kahvaltıda ne var bakalım? Sen bugünlerde kilo almadın mı biraz? Bence bu sabah yemeyelim. Tarabya'daki evi acil hazırlamamız gerekiyor Kerim Bey. Peki Sıla Hanım, ben gerekli talimatı veririm. Bu işin başında bizzat sizin bulunmanızı istiyorum. Çünkü orayı en iyi siz biliyorsunuz. Fazla zamanımız yok. Anlıyorum. Yalnız beni Dilaver Bey bekliyordu. Yeni projeyle ilgili mekanları gösterecekti. O işle başkası ilgilensin. Dediğim gibi zamanımız yok. Acil. Peki. Akşam hazır olur. Teşekkürler. Rica ederim. Gel. Çok hızlısınız Kerim Bey. Ama benim işim daha bitmedi. Bir iki dakika bekleteceğim. Ben de haber vermeye gelmiştim. Maalesef ertelemek durumundayız Dilaver Bey. Acil bir iş çıktı. Allah Allah. Neymiş o acil iş? Sıla Hanım, Tarabya'daki evin hemen hazır olmasını istedi benden. Niye bu kadar acil istiyor? Ne yapacakmış Tarabya'daki evi? Kendi evinde fare çıkmış. Aciliyet edişinde herhangi bir bilgiye sahip değilim. Bilemiyorum. Ben biliyorum. Pardon? Sen işine bak. Ne olacak şimdi? Yine hayal mi kuruyoruz?
Ben senin yerinde olsam bunlarla ilgilenmem. Ceren diye güzel bir kız var hayatında. Kimsesi yok. Ben senin yerinde olsam o güzel kızı düşünürdüm. Hayaller kurardım. Ve onu kaybetmemek için her şeyi yapardım Dilaver. Sen de öyle yap. Dilaver? Kusura bakma, dalmışım. Ceren, benim çıkmam gerekiyor. Zeliha, iyi misin ha? Al iç şundan biraz. Çok korkuttun beni. Bir şey oluyor sandım bebeğine. Onu da denedim. Efendim? Düşürmek istedim. Olmadı. Yaşamak istiyor. Ne diyorsun sen? Hoş geldin Dilaver. Fazla kalmayacağım. Böyle ayaküstü uğramanın önemli bir sebebi vardır herhalde. Öyle. Seni dinliyorum. Kızın yerini öğrendim. Ama ondan önce senden birkaç şey isteyeceğim. Bundan sonra ne sen beni bil Berzan Ağa, ne ben seni. Çevremden ve çevremdekilerden uzak durmanı istiyorum. Tamam Dilaver. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Sözünü tutabileceksin, değil mi? Tuttum bir. Yeter ki Zeliha'nın nerede olduğunu söyle.
şey yapamadım. Hiçbir şey düşünemedim. Sadece ölmek istedim. Ama olmadı. Olmadı. Selia, iyi misin? Bak bir şey söyleyeceğim. İstersen sonra konuşalım ha. Ne zaman istersen. Bırak da anlatayım. Kimseye diyemedik. Bir Samim bildik, bir de ben. Bir de Berzan tabii. İçimde kaynayan bir kazan var. Kapağını açmazsam patlayacak. Ne olur. Ne olur. Evet. Zeliha'yı Sıla Hanım'ın Tarabya'daki köşküne götürecekler. Hatta belki çoktan yola çıkmışlardır. Emin misin? Emin olmasam söylemem. Sağ olasın Dil abi. Bu iyiliğini unutmayacağım. Unut gitsin. Berzan ağa. Zümer, Kamil. Buyur abi. Hazırlanın, gidiyoruz. Başım gözüm üstüne abi. Orhan, her şey hazır. Hangi yolu kullanacağımızdan tut da hangi benzinciye uğrayacağımıza kadar. Hangi benzinciye uğrayacakmışız ama? İsmail'in pınar. Ben bunu sen bana söyledin, sen söylemedin. Seni denemek istedim. Bakalım hatırlayabilecek misin? Allah'ım yarabbim. Yani ben de ciddi ciddi cevap veriyorum ha. Bu olanlara inanamıyorum. Ne kadar acımasız bir dünya. Ne sevgisiz. Yok. Sevgi yok değil. Var. Hem de nasıl var? Peki Samim'e söyleyebildin mi? Baştan bir şey diyemedim. Çok utanıyordum bacım, çok. Yüzüne bakamıyordum. Kaçıyordum herkesten. Kimseye bir şey diyemedim. O garibim de sandı ki ağaya varacağım. Çekedi civarımda. Ben de dedim ki bari sen üzülmesin. Sonra gebe olduğumu fark ettim. Selia. Öyle bir şey ki tarif edemem bacım. Düşürmek istedim. Olmadı. Yapamadım. Tek kurtuluşum var dedim. Canıma kıyacağım. Bir gece babamın duvarda duran tüfeğini aldım. Kimse yoktu evde. Sonra nasıl olmuşsa olmuş. Bilmiyorum. Hissetmiş, sezmiş herhalde, malum olmuş. Selam.
Öyle yaptık bacım. Unuttuk. Kaçtık, evlendik. Samim karnındaki bebeği kendi bebesi sandı. Melek o derdi. Melek. Öyle inandık, kabul ettik. Diyeceğim o ki... sevgi yok değil bacım. Var. Hem de nasıl var? Bacım, yalnız bu anlattıklarım aramızda kalacak. Söz mü? Zeliha. Söz mü? Zeliha, hazır mısın? Hı hı. Tamam, gidelim o zaman. Gerek tertibatı alıyoruz. Etrafta bizden başka kimseler olmayacak. İyi. Tedbiri elden bırakmayız Ziver. Ne olur ne olmaz. Olur abi.